Kıvrancı sığmıyor koyna, saplanmak istiyor hançer, o zifiri karanlığın kalbine saplanışlar. Kardeşler, kolları pozuları kırıla sırala, damla damla emilen işçiler için, açsız, ışıksız, suyu samana yağmalanmış, bezgin, dayanıksız köylüler için çağrışan kardeşlerim. Merhaba, madımak dostlarım. Şeriata karşı layıklık, zulme karşı adalet şiarıyla merhaba acımıza tokalanlar, merhaba. 2 Temmuz 93 Cuma günü Madımak Oteli'nde yaşatılan katliamın üzerinden 31 yıl geçti. 4. Pir Sultan Ahmet gittiğinde gerici, ırkçı, faşist güruh tarafından katledilen 33 aydınımız, ozanımız, sanatçımız, semah dönen gençlerimiz, kısacası aydınlık geleceğimiz Madımak Oteli'nde ateşe verilerek yok edildiler. Katliamın üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen katliamın hesabı verilmemiş, arkasındaki gerçek sorunlar açığa çıkarılmamıştır. Adalet yerini bulmamış, vicdanlarımız yaralanmıştır. Katillerin çoğu affedilmiş, yurt dışına çıkarılmış, yerleri yurtları belli olmasına rağmen katilleri savunanlar Türkiye'ye getirmişlerdir. Öncelikle ben bu sene Asuman ve Yasemin Sivri'nin annesi, yiğit yürekli kadın Yeter teyzeyi kaybetmiş olmanın üzüntüsünü sizinle paylaşmak istiyorum. Çok onurlu bir ailenin anneyi kaybettik ve davalarda çok dik duran bir anneyi kaybettik. 31 yıl olmuş ve evet, dile kolay, 31 yıl yaşadıklarımızı biz, bir tek biz bilmiyoruz, hepimiz biliyoruz ama aile olarak da çok ağır şeyler yaşadık. Bu devlete karşı, bu faşist devlete karşı davalarımızda çok ağır şeylerle karşı karşıya kaldık. Ve böyle bir davanın insanlık suçu olması gerekirken bu davaları basitleştirip ve insanlık suçundan çıkarttırılıp zaman aşımına sokmaya çalışılıyor. 8 yıldır bizim Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvurumuz var. Bu bir insanlık suçudur diye. Ve 8 yıldır Anayasa Mahkemesi ne hikmetse daha Mart'ta ilk kez davayı görüşmek üzere toplandı ve ileriki bir tarihe erteledi. Dün de GAR davası görüldü sevgili dostlar. Bu davalar birbirlerine o kadar çok benziyor ki bunlar valilik kararlarıyla yapılan eylemler, yapılan işler. Yani Sivas'ta da valilik izniyle Pir Sultan anma ve şenlikleri yapıldı. Gar'da da valilik izniyle Gar mitingi yapıldı. Ve devlet eliyle de devlet baka baka hem Gar'ı hem Sivas'ı göz göre göre kimisini patlattı, kimisini de yaktı. Tam 31 yıl önce biz Anadolu'nun göbeğinde Cumhuriyet'in kurulduğu, laikliğin temellerinin atıldığı Sivas'ta faşistlerce, yobazlarca 33 canımız canlı yayında 8 saat boyunca yakılarak katledildiler. Lanet olsun! Lanet olsun, evet. Lanet olsun! Evet. Ve geçen sene Eylül ayında 30. yılında, katliamın 30. yılında bizim Madımak davasının zaman aşımına uğrattılar. Şimdi size soruyorum sevgili canlar. Bir babanın, bir annenin, bir oğlun, bir evladın, bir yarın, bir sevgilinin öpmeye kıyamadığı tenin,
Yüreğindeki sevdanın zaman aşımı olur mu? Hasretin zaman aşımı olur mu? İnsanlığa karşı işlenen suçların zaman aşımı olur mu? Allah kul yaratmış bir de beni, bir de benim. Kimden kaldı bana imanım, dinim? Ne şeytan tanırım, ne de pericim. Konuşan insanım, görsünler beni. Haydar haydar haydar, görsünler beni. Paşa bizi berdar etmedi. Hızır Paşa bizi berdar etmeden açılın kapılar şaha gidelim. Siyaset gülleri gelip çatmadan açılın kapılar, şaha gidelim. Yıkılın kaleler, dosta gidelim. Sen acep şu damarda aşaman ola, o zafrı hızırda yola çeynesen, varı beten bilmeden bilemem ola. Zanlı hızırda yolda şey.